Evet, seni tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Karan, Denizli'de oturuyorum. Evet İbrahim Karan, yemek yarışmasını katıldın ve dereceye girdin. Hangi yarışmaya katılmıştın? Alanya'da Altın Kepçe yarışmasında, İzmir'de, ondan sonra Fethiye'de, sonra işte Denizli'de katıldık. Daha işte başka yarışmalara da katıldık da işte. Hangi kategorilerde dereceye girdin? Ana yemek, makarna, tatlı, başka işte bir de ekip yarışmalarına girdik arkadaşlarla birlikte. Altın madalya, gümüş madalya. Peki ilerideki hedefini söyleyebilir misin? İlerideki hedefim bu meslekte devam edip iyi yerlere gelebilmek işte. Peki, teşekkür ediyoruz. Seni tanıyalım. Adım Nur Yıldırım, Denizli'de oturuyorum. Evet, sen hangi yarışmalara katılmıştın? Kuşadası, İzmir, Alanya, Denizli'de, burada Pamukkale'de. Bu kadar hatırladım. Hangi kategorilerde? Tatlı, ana yemek, bunlarda. Genelde. Sen ilerisi için ne düşünüyorsun? İlerisi için bu mesleği devam ettireceğim. Böyle. Ben Yasin Çubuk, Denizli'de oturuyorum. Bu yarışmaya Fethiye'de ilk defa katıldım. Ana yemek kategorisinde gümüş madalya kazandım. İleride bu mesleğe devam edip daha da üst seviyelere çıkmayı planlıyorum. Öğrencileriniz çeşitli yarışmalarda derece geldiler. 20 civarında madalya aldılar. Biraz bilgi verir misiniz? Hangi yarışmalar bunlar? Öncelikle size teşekkür ederiz. Buraya geldiniz. Bize destek oluyorsunuz. Burada yönetim olarak bize okulumuz, müdürümüz Sayın Mehmet Özbek çok destek veriyor. Bunun yanında alan öğretmenlerimiz, Ali Erdem Atlı bizim alan şefimiz. O bize çok büyük destek oluyor. Diğer öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz öğrencilerimizle. Ve yarışmalara mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz. Ve bu yarışmalardan da öğrencilerimiz sağ olsun eli boş dönmüyorlar. Tabii burada hazırlıklarımız oluyor. Bayağı hazırlanıyoruz. Demo çalışmalarımız oluyor. Bu çalışmalara sonucunda alıyoruz. Peki hocam okulunuzda mezun olan öğrenciler daha çok hangi alanlarda iş imkanı bulabiliyorlar? Bizim tabii burada alanımız iki tane var. Bir tanesi yiyecek içecek hizmetleri, bir tanesi konaklama ve seyahat olarak geçiyor. Bunların ikisinde de iş imkanı var. Çünkü turizm ülkesinde yaşıyoruz. Yani turizm ülkesi olduğu için burada bizim mezun olan öğrencilerimiz her zaman iş imkanı bulabiliyorlar.